Merhabalar, GSL Mühendislik'ten Semih Karakaş ben. Şimdi sizlere Robustel R2003B serisi routerların port yönlendirme ayarlarını anlatacağım. Bu ayarlar hızlıca iki adımda yapılabiliyor. İlk olarak SIM kart ve kablo bağlantılarının yapılması. İkincisi de web arayüzü üzerinden port ayarlarının açılması. Şimdi ilk adımla başlayalım. Cihazın SIM kart yuvasının vidasını açtıktan sonra SIM kartı gösterilen şekilde SIM1 yuvasını takabiliriz. Dilerseniz ikinci yuvayı da kullanabilirsiniz. Bunun amacı birinci SIM'de kota dolumu veya sinyal çekmeme durumunda otomatik olarak ikinci SIM'e geçebilir. Biz şu an SIM1 slotunu kullanıyoruz. Gösterilen şekilde taktıktan sonra yuvasının vidasını kapatabiliriz. Daha sonra cihazın enerjisini verebiliriz. Enerjide de cihaz 9.36 volt DC ile çalışır. Yani şu an enerjisini verelim. Şu an run dedi geldiğinde biz konfigürasyon işlemine başlayabiliriz. Bunun için web arayüzüne Ethernet üzerinden bağlantı yapacağımız için Ethernet kablosunu da taktık. Şu an konfigürasyon için hazır. İkinci adım olarak web arayüzü üzerinden port yönlendirmesini yapalım. Öncelikle Robustel R2003B cihazı fabrika IP adresi 192.168.0.1 olarak gelmekte. Biz de kendi bilgisayarımıza aynı IP bloğundan bir IP veriyoruz. Örneğin 192.168.0.10 subneti 3.255.0 verdikten sonra cihazın web arayüzüne girip port ayarlarını yapabiliriz. 192.168.0.1 IP'sine bağlanıyoruz. Öncelikle interface kısmına gelip Link Manager'dan cihazın SIM kart ayarlarını yapılandırmamız lazım. Bunun sebebi kullanmış olduğumuz operatöre bağlı olarak M2M statik IP'li hatlarda özel APN yazmamız gerekmekte. Örneğin biz şu an SIM1 slotunu kullanıyoruz. Bu sebeple V1-1'e geliyoruz. Sağ taraftaki edit işaretine tıklıyoruz. V1 settings'e geliyoruz. Otomatik APN kısmı aktiftir. Onu pasif duruma getiriyoruz. Ve APN seçeneğine Turkcell için MGBS, Vodafone veya Türk Telekom için internet statik yazmamız gerekiyor. MGBS yazdıktan sonra submit diyoruz. Save apply diyoruz. Reboot etmemize gerek yok. Daha sonra status kısmına geldiğimizde buradan cihazın LAN IP'sini şimdi de almış olduğu WAN IP'sini görebiliyoruz. Bu bizim GSM IP'miz. Bunu aldıktan sonra şimdi port yönlendirmesine geçebiliriz. Network kısmında firewall port mapping'den Robustel'e bağlı olan cihazların portlarını dışarıya yönlendirebiliriz. Bunun için şu an hiçbir port yönlendirilmiş değil artıya tıklayıp örneğin bir tanımlama yazabiliriz. Arkadaki cihaz için örneğin PLC1 gibi. Remote IP kısmına dışarıdan herhangi bir sabit bir IP'li cihazla sadece okuma yapacaksak o IP'ye girebiliriz. Genellikle bu kısım herhangi bir internet üzerinden cihaza bağlanıldığı için boş bırakılıyor. Sabit bir IP olmadığından dolayı. Bunu boş bırakabiliriz. İnternet portumuz dışarıdan okuyacağımız port örneğin 502. Lokal IP'miz Robustel'in Ethernet portuna bağlı olan PLC'nin IP'si aynı IP bloğundan olacağı için 192.168. Ona da 02 diyelim. PLC'nin lokal portu da 502 numaralı port. Burada protokolü TCP, UDP veya TCP, UDP olarak ikisini birden seçebiliriz. Kaydettikten sonra Save Apply diyoruz ve şu an bu portumuz eklenmiş oldu. Port yönlendirme işlemi bu kadar. Dilerseniz farklı cihazlar için birden fazla port ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan noktalardan biri de port yönlendirme yaparken PLC'nin portunu mesela dışarıya yönlendirdik ve okuma yapıyoruz. Sıkla karşılaşılan sorunlardan biri PLC'nin
IP adresini yönlendireceğimiz robustel cihazıyla aynı IP bloğunda verilmesi. Bir ikincisi, PLC'nin gateway'ine robustel'in lokal IP'sini yazılması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Buna benzer videoları izlemek için de kanalımıza üye olabilirsiniz.